Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik yapacağız. Farkı şöyle olacak. Aslında hep yaptığımız şeyleri yapacağız. Ama videonun yarısını okçu, yarısını asas olarak geçireceğiz. Şöyle ki diyorum, şimdi önce bir okçu olalım. Günlük rakilerimizi yapalım okçu olarak. Sonrasında bir CZ Troll Warrior farmı yapmak istiyorum artık. Bir saat, 1,5 saat ne kadar olur bilinmez. Onu yapacağız. Sonra bugün günlerden cumartesi akşam 8'de savaş olacak. CZ kapanacak. Tekrar asas oluruz. Bir savaşa gireriz. Oradan da birkaç görüntü ekleriz belki videoya. Ondan sonra da günün JR'sine asas olarak gireriz. Yani 4 farklı aktiviteyle videoyu tamamlayacağız. Ama bunun için önce okçu olmamız gerekiyor. Bayağıdır da okçu oynamıyorum. Bakalım, şöyle 0 coin'e sıfırladık. Bu ay Switch Premium'umuz var. O yüzden böyle farklı şeylere açığız şu anda. Skill'lerimizi verelim. Iron Bow 8'imizi takıp ilk Draki'den başlıyoruz. Evet arkadaşlar, uzun bir bekleyişin ardından ilk Draki'ye girebildik. 40 kişi sıra saydı yani espride. Şu anda saat 6, ilk açıldığı zamanda böyle şeyler yapabiliyor. Okçuyla da sanırım böyle dönüyormuşuz ilk katlarda. Bildiğim kadarıyla yumruk yumruk, tekme yumruk kombinasyonuyla geçmeye çalışacağız hızlı hızlı. Bakalım Draki'nin sonunda bakarız drop alabildik mi, ne alabildik diye. Bu Draki'den sonra da S2'ye geçmeyi düşünüyorum. Sirius 1'de bu kadar sayıyor. Gerçi orada da sayacaktır muhtemelen ama bakacağız. Şu ilkini bir tamamlayalım önce. Evet, bakın arkadaşlar, bu canavar CP patlıyor. Şurada alev çıkıyor. O zamanlarda gerçekten kaçmak gerekiyor. Yoksa peş peşe 1K, 1,5K vurup indirme oranı çok yüksek. Okçuyla da gayet rahat draki yapılıyormuş. Asas'ın aksine. Ama tabii ki Asas aşığıyız, fanıyız. Kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. Sadece bu videoya özel. Bu Draki'mizin sonuna geldik burada. Onun dışında Efsane Göztepe isimli arkadaş takipçimizmiş. Efsane Göztepe 1925. Buradan ona da çok selam olsun. İlk Draki'de sadece bir tane Shell alabildik. Arkadaşlar 71 kişi sıra saydı. Şu anda 67'ye düştü. Gerçekten çılgınca. Derhal S2'ye geçelim. Bakalım orada durumlar nasılmış. S2'de de durum farksız. 50 sayarak başladı. Şu an 40'a düştü. Bir 2-3 dakika geçti tıklayalı. Bunu beklemek istemiyorum. Saat 6.30-8'de savaşa gireceğiz. O yüzden şimdi gidelim. CZ'ye geçelim. Troll Warrior farmımıza başlayalım. En azından 1,5 saat görelim. O slotu Weapon Breaker falan alabilecek miyiz? Ona bakalım. Savaştan sonra kalan 2 Draki hakkımızı da yaparız asas olarak. Çünkü Troll Warrior döndükten sonra tabii ki tekrar asasa döneceğiz. Savaşa asas olarak gireceğiz. Tekrar S1'e geçip CZ Troll Warrior'a gidelim. Evet arkadaşlar, slota geldik. DC flashlarımızı bastık. Üzerimizde 5M276K nakit var. Ağaç atak defans SC'lerimizden basıyoruz her zamanki gibi. Ve hemen Troll Warrior farmımıza başlıyoruz. İkisine birden vurmasaydık iyiydi. Neyse, bunlar bizi yaralamaz. 800 defansımız var. Çok çılgın defansımız oldu 800 defans açınca. Bakalım, başladık. Drop alabilirsek sizlere gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar, başlayalı daha 2 dakika oldu. Bu arada slot yetmiyor. Yan taraftan da çekiyorum. O kadar hızlı bir şekilde dönüyoruz. Artı bir glaive aldık. Bunları Sandris'e mi satarız? 7'ye mi atarız? Hiçbir fikrim yok. Buna bakacağız sonlara doğru. İkinci glaive'i aldık. 13 dakika geçti başlayalı. Bayağı bir glaive atacak herhalde. Ama çok çabuk RPR'miz geliyor. Bir tane Magic Hammer bastım. Bir tane yedek bow vardı şurada. Yamuk bow'umuz. Onu patlattık. Ama town'a gitmeyiz muhtemelen. Sürekli Magic Hammer basarız. Tam dolu dolu bir farm yapmış oluruz. Oklarımız bitecek. Ok bitince gideriz anca. Evet arkadaşlar, bir tane de kırdırmalık shell alıyoruz. Yan slot'tan çektim. Ondan attı. Bunu da kırdırırız. Bir tane de Draki'den aldığımız shell vardı. Onun dışında başka drop'umuz yok. Çılgınlar gibi Magic Hammer harcamaya devam ediyoruz. En son kayda girdiğimizden beri 2 kere daha bastık. Toplamda 12 Magic Hammer vardı. 9 kaldı. Burada zarar edeceğiz büyük ihtimal. Burada zaten konu para kasmak değil. Droplarını hızlı ve detaylı bir şekilde görmek, yoksa sürekli taunt atıp 2 bow'u tamir ettirip gelebiliriz. O da çok problem değil ama uğraşmaya değmez. Konuda şöyle olacak herhalde. Hadi gem kırıyoruz, zarar ediyoruz, anlıyoruz. Upgrade yapıyoruz, zarar ediyoruz. Onu da anlıyoruz. Şans işidir diyoruz da. Farmda da zarar etmezsin be Kaan. Yuh yani artık. Taunt atmamıza az bir zaman kalmıştı ki sonunda beklenen itemi aldık. Bir tane Weapon Breaker artı birini bize attı. SC'lerimizin 3 dakikası var.
Son görüştüğümüzden beri bir Magic Hammer daha bastık. SC'ler biter, silah da SC'lerle beraber patlar gibime geliyor. Evet arkadaşlar, tam silahımız patladı. Taunt atmak için kayda girecektim ki bir baskına uğradık. Bir arkadaş bize uzaktan 80 patladı. Bir yandan malis yedik. Enteresanmış. Merak ettim şimdi orayı bak. Ok alacağız tabii ki. 9000. Evet. Başlangıçta 5M250K civarı bir para vardı. 5M270K vardı galiba. Evet, onu da bankamıza bıraktık. 557K para kasabilmişiz. RP'leri yapıp bakalım geçmiş lota devam ediyoruz. Bu son SC'ler olabilir. Çünkü savaşa hazırlık yapmamız gerekecek. Asas olacağız. Skill dizeceğiz. Bakalım bir keselim. Şu yarım saati de bir Whipping daha alsak güzel olur. Bir Glaive daha alıyoruz arkadaşlar. İkinci yarım saatten hiçbir drop'umuz yoktu. Bu ilk oldu. 20 dakika geçmiş SC'leri basalı. Gerçekten baya kısır bir ikinci yarım saat. Evet arkadaşlar, farmın sonuna gelirken bir glaive daha attı. Toplamda 4 glaive'imiz oldu. SC'lerimiz yeni bitti. Silahı da patlatacağım. Öyle ayrılacağız. Buradan %39 kalmış zaten. 2 dakikaya bu da patlar, sürmez bile. Toplamda %100 iken 5 dakika 6 dakikada patlıyor silahımız. Çift slot koşturuyorum. Son bir 20 dakikadır. Droplar ortada. Evet, silahımızı da patlatıyoruz arkadaşlar. Taunt atabiliriz artık. Slot iyi mi kötü mü pek anlayamadım bunu. Anlamak da zor zaten. Bir saatte belli olacak bir şey değil. En az bir 3-4 saat aralıksız takılıp denemek lazım. Toplamda slottan 1M200K nakit kasmışız. Bankaya bırakmıştık ilk taunt attığımızda üzerimizdeki parayı. Bu tamamen Trollvarior'dan gelen miktar. Onun dışında bir tane Weapon Breaker'ı ilk yarım saatin sonlarına doğru attı. 4 tane Glaive, bir tane de kırdırmalık Shell attı slot. Yani burası okçuya pek uygun değil. Bow'lar çok çabuk patlıyor. En az böyle bir 4-5 tane yedek bow varsa gelinebilir. 200 civarı bir jump pot harcadık. Çok masrafımız yok. Magic Hammer'lara çok harcadık. 9 tane harcadık. Yedek bow'umuz olmadığı için sadece bir tane var. Bunun da durabilitesi oldukça düşük. Yani bir 3M gibi bir para Magic Hammer'lara gitti zaten. Kafa kafaya farm yaptık diyebiliriz. Ama bunları tabii ki bu şekilde satmayacağız. Bunları gidelim şimdi Anvil'de hızlı hızlı bir basalım. Bu arada 199 tane mana potu kasmışız. Onu gözden kaçırdım. Evet. Şu DC Premium potları kullandık arkadaşlar. 200 tane mana potunu da bize geri vermiş. Şimdi geçelim Mardon'a, bir asas olalım. Tekrar özümüze bir dönelim. Son videodan sonra Anvil'in yakınlarından pek geçmek istemiyordum arkadaşlar. Ama her şeyimizi aldı. Varsın bunları da alsın. Hepsini artı 3 yaptık. Şimdi üzerine basacağız. Evet, Glaive'lerin 4'ü de 4 oldu. Weapon Breaker mı yanıyor? Weapon Breaker da 4 oldu. Ya şimdi gider geçerse bunlar artı 7'ye falan. Böyle gönlümü alamazsın Anvil, haberin olsun. Aynen, yansın. VB5. Glaive 5. 3 kağıdımız kaldı. Ula, para yok üstümüzde. 4 tane daha alalım şuradan şimdilik. Glaive'ler 5, VB5. Tamam. Glaive'den devam. Glaive yandı. VB artı 6 oldu. Glaive 6 oldu. Diğer glaive de 6 oldu. Buradan bir tane glaive 5 kalmış. Pardon. Tamam, onu yaktık. Glaive'i yaktık. O zaman VB'yi de yaktık arkadaşlar. Anvil yine bildiğimiz gibi. Şimdi skill'leri sıfırlayıp Lunar'a koşuyoruz. Taunt'dan direkt 3'e ışınlanın. Gelin, kaptana yüzde attım. Bunu keselim, bu bizde. DB attı ya. DB attı ya. Yüzden gitti. Burak koş 3'e, aşağı sağdan kıvrıl. Hemen yüzde lazım buraya. Garison Kaptan 2. Işınlanın, direkt sağ bayır aşağı gelin. 3'e ışınlanacaksınız. Bunu iki asas kesebilecek miyiz? Çok iyi NP verir aslında. Tamam,
onlar gelmeden kessek güzel olur bizde şu anda. Düşmezsek problem yok. İşte böyle bambisak. Kanka bir işe yaramıyor bildiğim kadarıyla. Daha önce de atmıştı bana. Bitmesi lazım, ezdik ya. Bir tane kule almışlar gene de. Evet arkadaşlar, köşe kapmaca savaşını kazandık. Bütün her yere hakim olarak şimdi Elmorat'a geçelim. Biraz da Elmorat'ta takılalım. Humanların mekanındayız fakat oldukça sıkıcı geçen bir savaş çünkü çok kalabalık. O yüzden ne NPC kesebildik ne adam bulup kesebildik. Çok fazla Karus var. O yüzden savaştan ayrılacağız. Evet arkadaşlar, ikinci Draki'nin de sonuna geldik. Bu Draki'den herhangi bir drop'umuz yok. Geçelim son Draki'mize girelim. Son Draki'mizin sonlarına doğru atların orada bir DC olduk. Zaten oraya kadar drop atmamıştı. Oraya kadar atmayınca devamında da atmıyor zaten genelde. Şimdi JR'ye az bir vaktimiz kaldı. Hep birlikte JR'ye geçelim. Evet, günün JR'si başladı. Bakalım partimize. Bir klandan Mage, bir klandan asasımız Serkan, Burak, Alper, Oğuz, Süperiz. 4-5 kişi klandanız şu anda. Onun dışında Diablo, Feus ve Rivalin isimli arkadaşlar takipçimiz. Buradan onlara da çok selam olsun. Yine kazanacağımız bir JR'ye başladık gibi hissediyorum. Bir aksilik yaşamazsak. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, dakikamız 43.5. Güle oynaya Deva'yı kesip kazanacağımız bir JR olacak. Harika bir süre gerçekten. Uzun zamandır 43.5'ta inmiyorduk. Hemen inelim, Deva'yı keselim ve bu iş bitsin. Ooo, Karuslar gelmiş. Canım Karuslar. Antilerimiz takılı, beni de ebeledi. Güzel hareket. Hadi bakalım o zaman PK. Serkan yok burada. Nerede Serkan? Çekemedim bir türlü. Ah çekmese bıçağı düşecekti. Okçu kaçtı arkaya bir yere ama kestiniz mi onu? Ha, tamam o zaman. Evet arkadaşlar, kazandık JR'yi. Yine sıra bizdeymiş. Silver Gem almış olduk ekstradan. Geçelim Esland'a. Bugün de güzel değişik bir video çekmiş olduk. Ben keyif aldım. Önce okçu olduk. Troll Warrior'da farm yaptık ve farm yaptığımız itemlerin hepsini yaktık. Amaç zaten orada farm yapmak değildi. Yoksa çıkardıklarımız kafa kafaya gelecekti. Yine bir kar elde edemeyecektik. Zarar yapmış olduk. Deneme amaçlıydı her şey dediğim gibi. Onun ardından savaşa girdik. Orada Vardır bizde kaldı. İlk yüzdeyi attığımız için Vardır'ı kesmiş olduk. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Şu 3 silver, bir green. Gene günün farmını buradan çıkarmış olduk bir şekilde. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.